Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail El Ahli Hastanesi İsrail tarafından bombalandı. 500 kişinin ölümünden bahsediyor. Maalesef Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail Gazze sınırındaki El Ahli Hastanesi'ne bombaladı ve bakanlığa göre de 500 ölü var. Gerçekten korkunç bir haberle başladık. Fulya Kalfa karşımızda, birazdan döneceğim ama hemen stüdyodaki konuklarımı tanıtayım. İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi. İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı, İstinye Üniversitesi Gülsem Koordinatörü. Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı. Melik Yiğiter, Türk Medya Ankara temsilcisi. Hepiniz hoş geldiniz bizlerle birlikte. Fulya Öztürk de karşımızda. Şimdi Fulya, acaba hastaneyle ilgili son gelişmeler var mı elinde bilmiyorum. Ama 550 ölü diyor İsrail'in bombalamasının ardından. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastane tam neredeymiş, nasıl oldu, elindeki bilgiler neler, senden dinliyoruz ve tabii sen neredesin? Hande Fırat, biz Siderot'tayız. Halil Kahraman'la beraber Gazze sınırındayız. Gazze şeridine 1-2 kilometre sadece uzaklıkta bulunduğumuz yer. Az önce de çok hareketli anlar yaşandı. Gazze'den Hamas güçlerinin ateşlediği roketler bazı yerlere düştü. Yaralanan gazeteci arkadaşlarımız oldu. Az önce yine ateşlendi füzeler. Havada imha edildi. Bölge çok sıcak. Verdiğiniz son dakika bilgisini. Bu hastane Gazze şeridinin kuzeyi büyük bir hastane ve yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğine dair açıklama geldi. Elime fotoğraflar ulaştı. Korkunç görüntüler var. Ekrana verilemeyecek derecede kanlı görüntüler var. Yani çok sıcak bir bilgi, yeni bir bilgi ama Gazze şeridinin kuzeyinde büyük bir hastane ve şu ana kadar İsrail ordusunun yapmış olduğu en büyük hastane saldırısı bu. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapmıştı bugün. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 doğrulanmış saldırı düzenlediğini açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Bu az önce, dakikalar önce Gazze'nin kuzeyindeki bu büyük hastaneye yapılan saldırı şu ana kadar en büyük hastane saldırısı. 500 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Cenazelerin toparlanmaya çalışıldığına dair bilgiler aldım içeriden ve çok kötü fotoğraflar geliyor. Ekrana veremeyeceğimiz derecede az önce yayına girmeden önce bu görüntülere baktım ve gerçekten çok tesirindeyim, onu söyleyeyim size. Yani bugün de Siderot, burası da çok kritik bir nokta. Sabahleyin bizim de yakınlarımıza, özür diliyorum, öğleden sonra 16 önce gibi konuşalım bizim de yakınlarımıza füzeler biz de görüyoruz düştü. Takip ettiğimiz hesaplardan gerçekten korkunç görüntüler, hiç insana sığmıyor. Diyeceksin ki bu ilk değil İsrail'in yaptığı. Evet, tabii ki değil ama büyük bir hastane dedin. Yani şimdi hastane vurmayı orada açıklayabilen Allah'ın bir kulu var mı ya? Yani bir hastane neden vurulur? Yani oradaki, ben de şimdi görüntülere şöyle bir baktım, ilk paylaşılan görüntülere. Dehşet, korkunç, herkes görüyor. Yani işte neyle açıklıyorlar ya da açıklayan biri var mı? Hastaneyi niye vuruyorsun kardeşim? Şöyle söyleniyor, bunu ben sordum. Evet, şöyle söyleniyor genellikle Hande Fırat. Hamas'ın kullandığı, sivilleri kalkan olarak kullandığı veya mühimmatları gizlediği yerler diye açıklanıyor. Yani böyle bir şekilde kendilerini inandırmışlar. Ve dolayısıyla ve kuzeydeki bölgenin zaten boşaltılamayacağı, biliyorsunuz İsrail ne dedi, Gazze'nin kuzeyindekiler güneye insin. Çünkü biz oradaki, yani bir kara harekatı eğer olursa, çünkü kuzeyden, Siderot'tan yapılacak. Şu an biz de Siderot'tayız şu an. Şimdi dolayısıyla o bölgede ne dedi sağlıkçılar, boşaltamayız. Buradaki hastaneleri boşaltmamızın imkanı yok. 20'ye yakın hastane var Gazze'de ve yaklaşık 5-6 tanesinin aktif işlediği söyleniyor. Ve bu Gazze'nin kuzeyindeki bu hastanenin
Filistin'in boşaltılamayacağını BM de söyledi, Dünya Sağlık Örgütü de söyledi, Filistinliler de söyledi, Gazze'deki sağlıkçılar da söyledi, boşaltamayız dedi. Çünkü orada tedavi gören çok sayıda insan, çocuk var. Bu hastane boşaltılamamıştı. Gazze'nin kuzeyinde 1 milyon 100 bin kişi de tamamen güneye inemedi. Bir rakam açıklandı, 600 bin kişinin kuzeyden güneye indiğine dair. Orada hala siviller var. Kalanlar var, yaşayanlar var. Ama bunu bazı kaynaklardan duyduğum ve konuştuğum bazı kişiler şöyle söylüyor. Bu yapılan saldırılara niye ev bombalıyorsun? Niye hastane bombalıyorsun? Hamas orayı kullanıyor. Kassam Tugayları kullanıyor. İşte kalkan olarak kullanıyor sivilleri. Onların bulunduğu o hastanede mühimmat var. Gibi 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 bu tarz açıklamalar yapılıyor. Yani korkunç bir vaziyete dönmüş durumda Hande Fırat ve bu saldırılar olunca bir yandan da bölgede bu yerde tabii hizmetler, sağlık tamamen durmuş durumda neredeyse yani. Çünkü birkaç hastane şu an yakıtsızlıktan dolayı jeneratörleri çalıştıramadığına dair de bilgiler alıyoruz içeride. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri bu ana kadar gördüğümüz, şu ana kadar gördüğümüz durum felaket, daha önce görmedik gibi açıklamalar yapıyor. Yani bütün uluslararası STK'lar, örgütler yani durumun vehametini cümlelerle anlatmaya çalışıyor ama kimse yetkin ve etkin olamıyor. İsrail'de, yani İsrail'in bombaları havadan ve karadan Gazze'de bomba yağdırmaya, ölüm yağdırmaya devam ediyor. Bir yandan da Hamas da buraya, bu sınır hattında, hatta zaman zaman Tel Aviv'e roketler atıyor. Bu roketler bazen imha ediliyor ama işte az önce, yaklaşık 1,5 saat önce roketler düştü Siderot'a, bazı noktalara, ve gazeteci arkadaşlarımızın yanında işte patladı ve yaralananlar oldu. Yani bu durumu daha nasıl açıklanması gerekiyor bilmiyorum ama onların durumu nasıl? Günlerdir, 11 gündür kan görüyoruz, 11 gündür bebekler görüyoruz. Onların durumuyla da ilgili hemen bilgi vereyim. İki gazeteci arkadaşımız o kadar yakınlarına düşüyor ki bir ajans Volkan Kayalar İHA muhabiri arkadaşımızın ayağından yaralandığına dair haber aldım. Durumu iyi. Adem Metan kulağından hafif bir galiba o yankıdan dolayı galiba geçici bir uğultu şu an hissediyor. Ama konuştum arkadaşlarla, durumlarının iyi olduğuna dair haberi aldım. Biz de zaten o füzelerin düştüğü yere çok yakınız aslında. Buradan ateşlendiğinde o füzeler, o ışık hüzmesini zaten görüyoruz ve düştüğü yerde de dumanlar yükseldi. Burada biz çıplak gözle gördük. Yani o füzenin düştüğü yer, o gazeteci arkadaşlarımızın olduğu alana düştüğü yerle bizim bulunduğumuz yer arasında 3-4 kilometre var, bir şey yok. Onlar da Siderot'ta, biz de şu an Siderot'tayız. Ve yani bugün Aşkelon'a, Siderot'a, Aşdod'a o kadar çok roket yine atıldı. Havada imha ediyor demir kubbe. Bazen siren çalmıyor. Mesela bugün... Fulya, bir araya gireceğim, şunun için gireceğim. İsrail ordusu hastaneyle ilgili elimizde detaylı bir bilgi yok ifadesini kullanmış. Şimdi Milliyet Genelliği Yönetmeni Özal Şendir de attı. İDF sözcüsü Tuamiral Daniel Hagari, Gazze'deki bir hastaneye yönelik olası bir İsrail hava saldırısının raporlarının hala incelenmekte olduğunu söyledi. Henüz tüm bilgilere sahip olmadığını ve mümkün olduğundan daha fazla ayrıntı sağlanacağını söylüyor. Yüzlerce zayiat verdiği bildirilmiştir. Patlamanın İsrail saldırısı olup olmadığını henüz bilmediğini söylüyor. Şimdi